Tam bir sene önce Pendik'te okul çıkışında erkek şiddetine kurban gitmişti Helin. O ne iyilik ne de maalesef son oldu. Sevenleri kadın cinayetleri artık bir son bulsun diye bugün mezarı başında gözyaşlarıyla Helin'i andı. Nasıl Leyla'da yaşadıysak, nasıl Özgecan'da yaşadıysak onlar boşuna ölmediler. Bunlar son olsun istiyoruz. Türkiye'nin yüreği Helin diye sızlayalı tam bir sene oldu. 17 yaşındaki kızın acısı unutulmadı. Sevenleri bugün kabri başındaydı. Helin'e bak, baban geldi yine. Bura benim bir yuvam oldu, bura bir evim oldu burası. Geçen sene 13 Ekim'de okuldan çıkmıştı. Yanında iki arkadaşıyla birlikte evine doğru ilerliyordu. Ancak sevgilim dediği erkek internetten sipariş ettiği pompalı tüfekle onu hayattan kopardı. Daha önce tehdit ediyor muydu? Bize söylemedi. Barışmayı çok istiyordu sadece. Allah onun karnı da dökülsün. Onun kızın yollarda döküldü, onun da içeride dökülsün. Helin Palandöken'in katledilişinin üzerinden tam 365 gün geçti. Bu 365 gün birçoğumuz için belki göz açıp kapayıncaya kadar geçti ama Helin'in babası Nihat Palandöken her gün kızının kabrinin başında ağladı. 365 günde 365 sene gibi geçti. Her gün geliyorum, temizliyorum, öpüyorum, okşuyorum. Bura benim bir yuvam oldu, bura bir evim oldu burası. Katili Mustafa Yetkin ağırlaştırılmış müebbet artı 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ama hiçbir ceza Helin'i geri getirmeyecekti. Ateş yine düştüğü yeri yaktı. Nihat Palandöken 6 yıl önce eşini kaybetmişti. Eşinin yanındaki mezarı da kendisine ayırmıştı. Ama şimdi o mezarda kızı Helin yatıyor. Bana olmadı, kızım oldu. Yağmur yağsa o yağmur elimde gelse yukarıda bırakmam değilsin yani. Yüreği yanan ailenin en büyük isteği başka kızların erkek şiddetine kurban gitmemesi. Annelerin artık ağlamaması.